Artık canlı yayıma başladık. Selam, herkesin akşamı hayır. Bugün biraz geç başladık ve hatta tedbirimiz bir gün sonraya ertelendi. Bazı texniki sebeplere göre bunun hakkında biz malumat paylaşmıştık. Buna göre özür istəyirik. Yani elimizde olan bir şey olmadı düzü, ona göre müdahale edilmedi. Ümid edirəm hal-hazırda bizimlesiniz ve canlı yayında bizimle baxırsınız, bizimle birlikte öğreneceksiniz. En azından benimle birlikte öğreneceksiniz. Bugün benim konuğum Tolga'ydı. Tolga, istersen birinci özünü tanıt. Tabii, ben Tolga İçkıran, endüstri mühendisiyim ve Kodem Mühendisliğin kurucu ortaklarındanım. Bugün burada olma sebebimiz GameTek'le olan işbirliğimizden ötürü. Türkiye'de ve EMEA bölgesinde yani Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bölgesinde Unity Reseller, Gold Reseller olarak çalışıyoruz. Ayrıca Türkiye'deki de tek onaylı Unity eğitim kuruluşuyuz. Bugün arkadaşlar burada bulunmamızın sebebi hem birbirimizi tanıyalım hem de beraber birkaç şey öğrenelim. Bizim tabii ki bu tarz partnerliklerimiz devamlı yaptığımız şeyler ve süreklilik istiyoruz. Siz Azeri arkadaşlarımıza da Azerbaycan Türklerine de bir katkımız olsun. Biz de sizden ne öğrenebilirsek tabii ki biz de sizden öğrenelim karşılıklı bir şekilde. Dolayısıyla bugün bu şekilde başlıyoruz. Biz seninle danışanda, ilk tanış olanda biz bildirmiştik ki bize bizim birliğin neticesinde sizin haftada bir defa ücretsiz olan, ödenişsiz olan derslere bizim izleyiciler de, bizim iştirakçılar da katılabilirler. Bunun ben sizin Discord kanalın linkini yerleştireceğim. İsteyenler hamısı birbaşa sizin özünüzle əlaqə saxlayarlar. İstəyirsənsə vaxt itirmədən başlayaq dərsə. Mən sənə ekran icazəsi veririm. Tamamdır. Derslerimiz arkadaşlar her hafta Türkiye saatiyle Cuma günü saat 8'de yapılıyor. Siz de ders işleyebiliyorsunuz ücretsiz olarak. Bugün ne yapacağız? Havai fişek üreteceğiz arkadaşlar Unity'de. Bunu benimle beraber yapmak isteyen arkadaşlarımız olursa diye yavaş yavaş anlatacağım biraz. Yaklaşık yarım saat, 35-40 dakika falan sürecek yapacağımız iş. Kullanacağınız Unity versiyonu 2020 olabilir, 2019.3 olabilir. .3'e kadar bir problem olacağını düşünmüyorum. Çünkü VFX Wrap kullanacağız. Ben 2020.2'de açacağım. Ve template olarak VFX Wrap ya Universal Render Pipeline'da ya da High Definition Render Pipeline'da çalışıyor. Dolayısıyla ben URP olarak gireceğim. Bir tane proje üreterek başlıyorum. Benzer şekilde siz de beni takip etmek istiyorsanız bu şekilde proje üreterek başlayabilirsiniz. Şu an proje kuruluyor. Proje kurulurken ben birkaç şeyden bahsedeyim. Ben Unity Certified Instructor'ım. Dolayısıyla nasıl etkinliklere katılıyoruz, nasıl eğitimler veriyoruz? Genelde Unity müşterisi olan firmalara, Avrupa'da özellikle, eğitimler sağlıyoruz. Ve bu eğitimlere eğitmen olarak katılıyoruz. Ve elimizde epey bir farklı eğitim modülleri var kullandığımız. Bu eğitim de aslında learn.unity.com'a hazırlanmış, master trainerlar tarafından hazırlanmış eğitimlerden biri. Biz bunları kimi zaman canlı olarak Unity'nin sayfasında yapıyoruz. Kimi zaman da sizin gibi arkadaşlarımıza yapıyoruz bu şekilde. Şimdi URP template'ım açıldı benim. Burada kullanacağım layout, tall layout ama siz başka bir layout da kullanabilirsiniz. Default'u da kullanabilirsiniz. Çok büyük bir problem yok. Ben tall layout'u kullanacağım. Birazdan anlayacaksınız neden bunu kullanmaya çalıştığımı. İlk önce tabii ki
bizim bir package indirmemiz gerekiyor VFX kullanmak için. Dolayısıyla package manager'ımı ilk önce yerleştireceğim. Şuraya yerleştireyim package manager'ı. Şuraya alırsam. Evet. İndireceğim package virtual visual sorry visual effect graph. Benim için 10.2.2 verify diyor. Bunun nedeni 20.2'de çalışmam. Sizin için daha düşük diyebilir ama bir problem yok. Çalışacak. Aynı şeyleri kullanacağız çünkü. Install diyorum. Daha önce indirmediğiniz bir paket varsa eğer, ilk önce bunu download edecek arkadaşlar. Package cache'inize download edecek. Windows veya Ubuntu veya Mac kullanmanızın hiçbir farkı yok. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla hani hangi ortamda acaba çalışır diye bu düşünmeyin. Minimum gerekliliğiniz en azından yeni render pipeline'lardan bir tanesini kullanmanız. Bu gerçek anlamda yapmanız gereken minimum şey. Şimdi normal URP template'da açtığımız zaman bazı example assetlerle karşılaşıyoruz. Bunları kaldıracağım buradan. Gerek yok çünkü. Bunları kullanmayacağız. O yüzden siliyorum. Hatta post process volume'u de kaldırabiliriz. Post process volume'de bir hafif bir bloom vignet efektleri var. Daha sonra belki koyabiliriz. Dolayısıyla aslında biraz boşaltıyorum burayı baktığınız zaman. Save edeyim. Şimdi öncelikli olarak bir visual effects üretmek istiyorum ben. Bir visual effects graph üretmek istiyorum. Bunu yapabilmem için hiyerarşimde sağ tuşa tıklıyorum. Visual effects, visual effect'e tıklıyorum. Ve bunu isimlendirebilirim. Bu bir game object. Fireworks diyorum. Bunu bu arada şu şekilde de yapabilirdim. Sağ tuşa tıklayıp create empty deyip fireworks 2 diyelim. Buradan sonra bakın burada bir komponentim var. Komponentim de burada visual effect komponentim. Buna tıklayıp add component deyip buradan da visual effect ekleseydim benzer bir durum söz konusu olacaktı. Şimdi bunu sileceğim. Bu da ikinci yöntem üretmek için. Bir visual effect ürettikten sonra sizden bir asset template istiyor. Bizim öncelikli olarak yapmamız gereken şey ilk başta bir visual effect template'ı üretmek. Visual effect template'ını da Windows, Visual Effects ve Visual Effect Graph'e tıklayarak yapabilirim. Bu ekranımı aldığım zaman önüme eğer birden fazla ekranınız varsa bu ekranı boş bir ekrana koymanız fayda olacak. Ama tabii ki ben şimdi hepsini tek bir ekranda anlatmak istediğim için bunu bu ekrana dock edeceğim. Dolayısıyla böyle bir görüntü çıkmış olacak. Şunları küçülteyim. Okuyabileceğim şekilde. Bunu açtığım zaman bakın benim elimde şu an hiçbir asset olmadığını söylüyor. No asset. Ve to begin creating visual effects, create a new visual effect graph asset. Yani bir tane visual effect asset'i üretmem gerekiyor. Zaten buradan da anlaşılabileceği gibi benim bir tane zaten visual effect asset'i üretmem gerekiyordu. Tıklıyorum. Bir isim veriyorum. GameTech VFX. Ve bir tane bize asset üretmiş oluyor otomatik olarak. Şimdi yapmam gereken bir tane opsiyon var. Bu eğer sizde de açık değilse ilk önce onu açmanızı isteyeceğim. Unity Preferences'a gidiyoruz. Mac'te Unity'nin üzerinden gidersiniz. Windows'ta da Edit'in altından Preferences'a gidersiniz. Ve Visual Effects Preferences'ını seçip en alttan. Şurada Experimental Operators and Blocks'u işaretlemeniz
gerekecek bu derse devam edebilmek için. Bu özelliği kullanıyor olmamız gerekecek. Şimdi kapatıyorum. Bu yapıyı ürettikten sonra biz bir kere bir compile edelim. Üretmiş olsun. Bir de save edelim. Öncelikli olarak burada çok basit bir şekilde kameramın yerini değiştirmek istiyorum ilk önce. Kameram çünkü efektin olduğu tarafa bakmıyor. Kameramın yerini değiştirmek istediğim yere rahatlıkla geçebilmek için şu an daha çok hani beginner olduğunuzu düşünüyorum. Beginner olmaya da bilirsiniz ama beginner arkadaşlar için güzel bir bilgi olabilir. Main kameranız seçiliyken scene view'da oturduğunuz ve baktığınız kamera frustrumu shift, kontrol ve F tuşlarına basarsanız eğer sizin baktığınız tarafa doğru değişecek. Zaten buradan da kameranın baktığı alanı algılayabiliyorsunuz. Yani game view artık o tarafa doğru bakıyor. VFX grafın olduğu tarafa doğru bakıyor. Bunu yapmamın nedeni tamamen VFX grafı o tarafa doğru çekmek istemem. Yani game moddaki görüntüyü VFX graftan görmek istediğim için. Şimdi ben GameTech adlı VFX'imi oluşturdum. Şimdi yapmam gereken şey ise Fireworks adlı game objeme bunu atamak. Tut çek bırak yapabilirim bu şekilde. Ya da buradan bu noktaya tıklayıp seçebilirim. Birkaç tane olasılığım var dolayısıyla. Bunu yaptığım gibi bakın burada default olan özelliklerdeki visual efektlerimi görmeye başladım. Bu tamamen default özelliklerdeki visual efektim. Burada baktığım zaman bir spawn sistemim var. 16 tane spawn ediyor başlangıçta. 16 spawn ettiğim şeyin daha sonra particle initialization'da velocity'si yani hızının yönlere göre değiştirilmiş hallerini görüyorum. Bunlar default parametreler. Bir Hawaii fişek üreteceksek Hawaii fişekler böyle yanlara doğru X'e ve Z taraflarına doğru hareket etmezler. Bunu biliyoruz zaten. Dolayısıyla ilk önce yapmamız gereken şey şu X'leri ve Z'leri bir kere sıfıra geçirmek. Dolayısıyla baktığınız zaman artık Y'ye doğru gitmeye başlıyor benim particle'ları. Neden? Çünkü Hawaii fişek dediğimiz şey yukarıya doğru hareket ediyor. Yanlara doğru değil. En azından patlayana kadar. Dolayısıyla şimdi ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz. Bu kadar kısa sürede yok olmaması gerekiyor yukarı doğru giderken. Biraz Y eksenine göre hızını arttırabiliriz. Ne yapabiliriz? 10-15 metre arası diyebiliriz. Belki bu çok olmuş olabilir. 10-15 demeyelim de biz daha görsel olarak rahat edeceğimiz şekilde mesela 5 ile 7 diyelim. Ki o bile epey bir yukarıya gösteriyor. Kameramı buna göre tekrar açılacağım. Tamamını görebileyim diye göründüğünü. Yine Shift Control F diyorum. Dolayısıyla game moda gidersem bakın böyle yukarıya doğru bir gidişat söz konusu. Şimdi buraya kadar bir 30 saniye bir dakika nefes alalım. Sizin de bazılarınızın yaptığını düşünüyorum çünkü benimle beraber. Bu arada Fidan şunu soracağım. Arkadaşların canlı yayında bir sorusu olursa nereden okuyabiliriz? Onlara okuyabileceğimiz bir yer var mı? Cevap verebileceğimiz. Ben düşünürdüm ki canlı yayından sonra bütün soruları okuyayım ele cevaplandırarak. Tamam. Böyle böyle. Tamam. Tamamdır. Okey. Gayet iyi. Şimdi bazı şeyler değiştirmeye başlayacağım ben spawner'da. İlk önce şunu düşünelim. Bizim spawner'ımız şu an constant. 16 tane spawn ediyor. Her bir spawn'da. 16 tane partikül spawn ediyor. Bunu değiştirmek istiyorum ben. 16 şar tane hep aynı şekilde yapmasını istemiyorum.
Particle sistemlerde, yani VFX grafiğin içindeki spawnerlarda çok fazla olasılığımız var. Bu olasılıkları görmek için space'e basıyoruz arkadaşlar. Space'e bastığımız zaman bize spawn olasılıklarını getiriyor. Spawn'ın içinde olduğum için bakın spawn'a tıkladım. Space'e bastım. Bana diyor ki attribute ekleyebilirim buraya. Custom bir şey ekleyebilirim ki custom'lar loop delays, set spawn time gibi. Ya da spawner ekleyebilirim. Burada benim değiştireceğim ilk özellik periodic burst. Periodic burst şeklinde bir spawn yapmak istiyorum. Yani belirli aralıklarla ve çoklu halde spawn edecek. Böyle sırayla sürekli gidip gelmeyecek. Dolayısıyla ben bunu değiştiriyorum. Bu constant spawn rate'i de tabii ki dolayısıyla sileceğim buradan. Constant bir rate istemiyorum çünkü. Periyodik bir halde mesela ne diyebiliriz? Beşer beşer spawn etsin. Şimdi biraz daha tabii bunun bu da hala constant baktığımız zaman biraz da randomize edebiliriz bunu. Biraz daha farklılaştırmaya başladık. Bir ikinci problemimiz var arkadaşlar. O da şu. Şunu bir save edeyim tekrar. Biz burada giriş yaptığımız sayıları editöre nasıl açacağız? Çünkü biz editörde bunları değiştirmek isteyebiliriz. Bu sayılar artsın, azalsın, aynı kalsın veya programlayabilmek istiyoruz bunları. Belki de scriptlerle. Dolayısıyla burada Blackboard diye bir özelliğimiz var. Blackboard'u açtığımız zaman bu tarafa sayılar girebiliyoruz. Artı tuşuna bastığım zaman benim farklı bir sürü değişken atama imkanım var. Bunlardan da şu an buraya gelecek olan bakın şurada görebiliyoruz. X ve Y, X ve Y. Dolayısıyla X ve Y olan değişkenlerimi atayabileceğim değişken tipim vektör 2. Yani artı yapıp buradan vektör 2'ye basarak buradaki count'u ve delay'i ben değiştirebilirim. Buna bir isim yazayım. Buradaki count'um aslında ne benim? Rocket count. Çünkü 0'dan 10'a dedim ben burada. 0'dan 10'a kadar rastgele bir şekilde spawn edebiliyor şu an baktığınız zaman bu tarafta. Dolayısıyla ben bunun içine doldurursam eğer bu iki sayıyı sağdaki girdiğim count'u manipüle edebilirim. Buna şöyle diyeceğim. 0 ile 5 arası olsun. Şunu biraz küçülteyim. Bu rocket count'u ürettikten sonra tutup çekip bırakıyorum. Ve burada bana bu variable expose edilmiş oluyor. Değişkenim expose ediliyor. Bu artık bu bir node graf arkadaşlar. Birçok farklı programda görürsünüz bunu. Neye benziyor derseniz Unity'nin Bolt diye bir script language'i var mesela. Ona benzer. Shader graph'a benzer. VFX graph çok benzer. Dolayısıyla bunu alıp böyle buradan pıt diye bağlayabiliyorum. Bunu bağladığımda artık şu iki sayı bakın buradan geliyor. 0 ve 5. Şurada ufacık böyle 5'i görebiliyoruz. Zaten büyüteyim. 5. Artık buradan değişiklikler yapmaya başlayabilirim. Dolayısıyla mesela 1 yapayım. Bakın birer atmaya başlıyor. 1, 1, 1. Burstleri 1-1 yapıyor. Ama burstleri 5, 0'dan 5'e kadar farklı sayılarda da atabilir. Bu şekilde yaptığımda yani. Periyodik halde burst atıyor. Yapmaya çalıştığımız şey buydu. Devam edelim. Bir tane daha sayı koyalım buraya. Gene vektör 2 olsun. Bu da delay için koyacağım. Rocket spawn delay. Çünkü delay'im de var burada bakın. Yani erteleme süremi değiştirebiliyorum. Buna da 0-1 yapmak istiyorum yine. Bunu da alıyorum. Buraya koyuyorum. Aynı şekilde arkadaşlar
buraya bağlıyorum. Bunu belki bir daha değiştirebiliriz. Bir 3 yapalım. Biraz daha farklılaştırmaya başladık gördüğünüz gibi. Birerli, ikişerli, üçerli artık burstler halinde üretmeye başladı benim. Daha sonra havai fişeğe benzeyecek olan partiküllerim. Şimdi tekrar bir 30 saniye nefes alıyorum. Yaklaşasınız diye. Bunları daha önce değiştirmiştik. Lifetime random dediğimiz burada da. Biraz değiştireceğiz bunu. 1 ile 3 saniye arası olmasın bu. Biraz daha birbirine yakın olsun. Buradaki lifetime şu demek arkadaşlar. Partikülün oluşturulduğu zaman ile yok olduğu zaman arasında geçen süre. Dolayısıyla 1 saniye ile şu an 3 saniye arası gezebiliyor. Ama bu çok mantıklı değil. Birbirine daha yakın olması lazım bu sayıların. Çünkü havai fişek çıkacak, yukarı çıkacak, çıkacak. Bir süre sonra patlayacak. O bir süre genelde birbirine benzeyecek. Çok o kadar böyle 3 saniye, 5 saniye fark etmemesi lazım. Belki 1 saniye ile 1.3 saniye arasında değişebilir. Böyle yaptığım zaman birbirine yakın yerlerde patlamaları göreceğim. Şuradan biraz daha belki şunu biraz şimdi arttırabilirim. 5-7 değil de mesela 8-10 yapsam biraz daha yukarı doğru çıkıyor gördüğünüz gibi. Peki, çok güzel. Şimdi biraz gerçeğe yaklaştırmaya başlayalım. Neden? Çünkü burada herhangi bir şekilde yer çekimi kuvveti yok. Partiküllerim uçuyor. Başka hiçbir şey yaptıkları yok. Şimdi update particle diye bir kısmım var. Bu particle üstünde force uygulamamı sağlıyor. Öncelikli olarak buraya ekleyeceğim şey gravity. Gravity de bildiğiniz gibi aslında 9.81 tabii ki ters yönde, aşağı yönde. Yani. Tabii dünyaya göre aşağı diyelim. Relative. Dolayısıyla bunu yaptığım zaman ben bu sefer de verdiğim değerler, hız değerleri çok yeterli olmamaya başladı. Partiküllerim çok fazla yükselmiyor gördüğünüz gibi. Bir anda yok oluveriyorlar. Belki biraz daha velocity'ye buradan arttırabilirim. 15'e 18 desem mesela. Biraz daha bakın mantıklı bir hareket durumu başladı. Yani yükseliyorlar, yavaşlıyorlar. Neden? Çünkü yer çekimi kuvveti var. Partikül yükseliyor, yavaşlıyor ve ondan sonra da yok oluyor. Gerçeğe biraz daha yaklaşmaya başladık yani. Ve benim şu an output'um bir particle quad. Yani şurada şu gördüğünüz yuvarlaklar birer particle quad. Ben böyle bir output vermek istemiyorum. Benim vermek istediğim output biraz daha farklı olacak. Birer nokta göndermek istiyor. Dolayısıyla ben bunu bir sileceğim. Sildiğim zaman hiçbir şey görmeyeceğiz. Boş kalacak burası. Noktadan çıkaracağım arkadaşlar. Diyeceğim ki output particle point. Bakın output particle'larımı görüyorsunuz. Üçgen, nokta, oktagon, mesh, çizgi, decal, yani şey poster şey gibi, nesnesi gibi veya küp. Ben diyeceğim ki bana noktacıklar ver. Ve bu noktacıklar da opak olsun. Yani gözle görülebilir olsun. Bunu bir compile edeyim tekrar. Save edeyim. Görüntüm niye acaba göstermemeye başladı? Onu merak ediyorum. Şuradan bir play moddan bir deneyeyim.
Hangi türlenemiyor? Bir saniye. Hemen bakacağım. Normalde şu an bir görüntüm olması gerekiyor. Opak olması olduğu için. Bir eksiğim mi var diye kontrol ediyorum arkadaşlar. Bir saniye. Nokta gönderdiğim için çok mu uzaktayım acaba diye düşündüm şu an. Hemen bakıyorum yaklaşıp. Kimi zaman bu partiküller çok küçük olduğu için görünmeyebiliyorlar. Şuradan solid color'a çevireyim. Evet. Bunu yaptığım zaman en azından görebiliyorum rahatlıkla. Şimdi şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Kameranıza gidip kameranızdan environment'a geçip background type'ınızı skybox yerine solid color yaparsanız eğer, yani kameranız gördüğü game objelerin dışında arka planı tamamen bir renge boyayabilir. Böyle bir özelliğimiz var. Ve mavi bir renge boyamışız. Hatta siyah yaparsak daha bile rahat olur anlamamız. Simsiyah yaptım. Dolayısıyla game moda gidersem eğer görüntüleyebilmem gerekiyor. Şu an main kamerada görüyorum aslında ama burada niye göremiyoruz? Burada görebiliyorum. Ama burada göremiyorum. Bu da ilginç. Şunun bir nedenine bakacağım arkadaşlar. Normalde burada görebilmemiz lazım rahatlıkla. Ki zaten hani burada da görülebiliyor. Main kamerada. Çok ilginç. Şurada hareketlenmeyi görebiliyoruz. Maviye çevirelim bakalım. Nasıl bir problemimiz var anlayabilmiş değilim ama. Çok ufak şekilde görünüyor aslında. Çok okay, biraz yaklaşalım. Pekala. O zaman biz bu tarafa doğru biraz bu kamerayı yaklaştıralım. Şu an niye kilitli kamera? Play mode'u çek. Buradan tekrar arka planımdaki rengi değiştireceğim. Biraz yaklaşacağım. Hala göremiyorum. Çok ilginç. Şöyle ekranı büyüteyim. Kamera aslında kamerada görünüyor ama game modda şu an görünmüyor. Devam edeceğim. Çünkü değiştirebilirim boyutlarını. Fazla vakit kaybetmeyelim orada. Şimdi sonuçta şurada kameraya tıkladığım zaman şurada ben görebiliyorum bunların hareket ettiğini. Yani hala bir noktalar gönderiyorum uzaya doğru baktığım zaman. Bir particle point. Okey. Burada acaba bunun evet boyutu screen space. Burada bunların boyutunu biraz değiştireceğiz biraz. Şimdi devam edelim. Şimdi particle'larımın birazcık tiplerini değiştirmeye başlayacağım. Burada da aslında yapacağım şey bazı şeyler eklemek olacak. Initialization'a. Özellikle buraya.
Ve ekleyeceğim şey, yine space bar'a basacağım zaman belki bir hız ekleyebilirim veya bir pozisyon ekleyebilirim. Yapmak istediğim şey şu. Bu gönderdiğim particle'ları farklı noktalardan bir çizgi halinde, yani şunu düşünün, sanki bir havai fişek gösterimiz var. İşte üçer metre arayla ben bu havai fişekleri uzaya doğru atmak istiyorum. Havaya doğru atmak istiyorum. Böyle bir şey yapmak için bunları pozisyonlamam. Yani üretim noktalarını, initialization noktalarını pozisyonlamam lazım. Dolayısıyla position diye nodlarımız var bizim. Ve position line, sequential line diye bir şeyimiz var. Böyle dümdüz bir aralık halinde bunları yerleştirebilmemizi sağlıyor. Bunu yaptıktan sonra diyorum ki başlangıç noktam eksi 15, yani 15 metreden artı 15 metreye olsun. Bu aralıkta bir üretim yapayım. Modumu da clamp değil, wrap alacağım. Şimdi tekrar main kameraya gideyim. Main kamerada bu sefer görüntüleyebiliyor muyum bunu? Ben bunun en iyisi şöyle yapayım arkadaşlar. Görüntülenebilmesini sağlayayım. Bu particle'ım nedense çalışmıyor çünkü. Çalışmadığı için, en azından görüntülenemediği için şunu bir kapatayım ben. Tekrar eski haline çevireyim. Output particle quad'a çevireyim. Compile diyelim. Evet, şimdi bakın quad'ları göndermeye başladı. Nereden gönderiyor? Bir çizgi halinde gönderiyor. Şöyle biraz ileri, biraz geriye uçtum. Şu alanda, ki alanı biraz küçültebilirim. Biraz görünmesi zor oluyor çünkü. Kameramın yerini değiştireyim şuradan. Eksi 15 demeyeyim de eksi 5'e 5 yapayım mesela. Daha birbirine yakın yerlerde particle'lar oluşsun istiyorum. Şuradan bakarsam daha rahat olacak. Şu an bu alan boyunca rastgele alanlardan bu particle'lar oluşuyor arkadaşlar. Kameramı bu tarafa çevirmiş olayım. Evet, kameram bayağı uzakta galiba. Okey. Şimdi görebilmeye başladım birazcık. Particle'ları atıyor. Particle'ları da attıkça, ürettikçe burada görüntüleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bir çizgim var. O çizgimin üstünde rastgele zamanlarda atış yapıyorum diye düşünebilirsiniz. Böyle bir durumdayız şu an. Şimdi devam edelim. Buraya kadar her şey gayet iyi gitti. Fakat bu particle point işini biraz düzeltmek istiyorum ben. Yani şu an attığımız şey aslında istediğimiz bir şey değil. Nasıl diyeyim? Quad göndermek istemiyoruz biz. Quad yerine aslında particle göndermek istiyoruz. Nokta, point göndermek istiyoruz, pardon. Şimdi tekrar ona bakacağım. Bir yanlış yapıp yapmadığımı kontrol ediyorum şu an arkadaşlar. Açıkçası bir yanlış yaptığım da görünmüyor. Sanıyorum sadece çok küçük olmasından ötürü bir sıkıntımız var. Tekrar bir deneme yapacağım. Bu burada kalsın. Şunu sileceğim buradan. Bu burada şimdilik dursun. Tekrar bir point yaratmak istiyorum ve bunu opak yapıyorum yani. Ve buraya bir eklenti yapalım.
Multiply color diyeceğim. Rengini değiştirmek istiyorum çünkü. Buraya da bir aslında color koyuyorum. Yani bir renk. Havai fişeğime bir renk koymak istiyorum. Noktacığına. Buradan da bir tane şöyle bright bir color seçelim. Bright bir kırmızı. Alıyorum bunu. Tekrar öbürleri gibi. Buna bağlıyorum. Bakalım herhangi bir görsel. Evet, çok küçük şekilde tekrar görmeye başladık. Burada görebiliyor muyuz? Görmek için herhalde biraz daha yaklaşmam gerekiyor ama yine de çok maalesef kolay değil görmek. Tamam, şimdilik bu particle point işini sonraya bırakacağız. Yapacak bir şey yok. Görüntülemek çok zor oldu çünkü. Dolayısıyla buna geri döndüm. Bunlar en azından biraz daha büyük. Daha rahat görülebiliyorlar. Okey. Pekala. Şimdi buraya kadar ne yaptık? Particle'larımızı ürettik. Particle'ımıza ürettiğimiz particle'a, uçan particle'a bir yerçekimi ekledik. Gravity ekledik. Bu particle'ların üzerine bir hız ekledik. 15 metre saniye, 18 metre saniye y eksenine doğru, yani yukarıya doğru bir hız var. Yukarıya doğru gidebiliyorlar. Ayrıca sağa ve sola hareket yok. Oluştuktan 1 saniye veya 1.3 saniye sonra siliniyorlar. Dolayısıyla oluşturuyorsunuz, sonra siliniyorlar. Bu arada kapasiteyi arttırabiliriz. Belki kapasite problemimiz de olabilir. Şöyle bir 64 yapalım mesela. Bu kapasitemiz şu arkadaşlar. Kapasite eğer belirli bir sayının altındaysa ve sizin üretmeye çalıştığınız buradaki sayı çok yukarıda üretmeye çalışıyorsa bu sizin limitörünüz. 64 dediğim zaman ben bir seferde maksimum, pardon bir seferde toplam 64 tane particle olabilir demek oluyor bu. Daha fazla olamaz. Siz daha fazla üretmeye çalışırsanız bekletiyor yeni üretilecek olanları. Bu da önemli bir bilgi. Şimdi ikinci aşamamıza geçeceğiz yavaş yavaş. İlk önce bir particle hızımızı değiştirmiş miydik? Hayır. Bir velocity eklemek istiyorum ben particle'ına. Buradayız yani. Initialize particle'dayız. Burada daha önce lifetime eklemiştik. Velocity, random velocity eklemiştik. Şimdi multiply etmek istiyorum. Yine bir tanesine tıklıyorum. Initialize particle'a. Velocity, pardon velocity değil. Multiply yazacağım. Multiply velocity. Şu attribute set'te. Bu buraya geldikten sonra da bunu taşıyacağım buraya. İstediğiniz yere taşıyabilirsiniz bu subgraph'leri. Ve burada bir yeni değişken atayacağım. Bu da bir float olacak. Bu velocity'de ne olabilir? Sistemin, yani ilk ürettiğim particle'ın kendi hızını çarpacağım için rocket velocity. Hatta rocket speed. Yani benim roketimin hızını ben değiştirmek istiyorum çünkü burada. 10 yazdım. Tabii bunu float yazdığım için 10.000 oluyor aslında bu float çünkü. Bunu alıp buraya koyacağım. Ve buraya eşitleyeceğim. Dolayısıyla artık particle'ımın hızı 10'la çarpılmış oldu. Tabii öyle olunca aşırı derecede yukarı çıkmaya başladı. Dolayısıyla şöyle bir değişiklik yapalım. 1.5'a 1.8. Çok küçük şekillerde görüyorum hala.
Bu çok hoşuma gitmedi ama en azından anlaşılabiliyor. Yani şurada baktığımız zaman yükseliyor, yavaşlıyor, duruyor ve yok oluyor. Şimdi buradan da dolayısıyla ben roketimin hızını artık değiştirebilirim. Expose olduğu için. Yani bakın, bunları ben buraya ekliyorum ya arkadaşlar. Bunları buraya eklerken ben ana Fireworks'üm. Save de edeyim şunu. Buradaki Fireworks'ümde bakın bu değişkenler gözüküyor. Ben buradan değiştirebilirim yani. 20 yaparsam roket speed'e bakın hızlı hızlı yükselmeye başlıyor. Artık buradan değiştirebilirim. O yüzden zaten Blackboard'uma aslında ekliyorum bunları. Onu söylemiş olayım. Şimdi ikinci aşamada da arkadaşlar şunu yapacağız. Bir havai fişek ne yapar? Yükselir, sonra da patlar. Bir patlama efekti yapmamız lazım. Bir çiçek gibi açılması gerekiyor bu efektin. Bunu da yaparken kullanacağımız bir yöntem var. Kullanacağımız yöntem şu. Biz ne yapıyoruz? Burada bir particle üretiyoruz. Şurada bir particle üretiyoruz. Bunu ölmeye yakın, daha doğrusu öldükten sonra, çünkü patlıyor ya, öldükten sonra yeni particle'lar üretebilmemiz lazım. VFX graph, shader graph, particle systems, bunlar da hep bu yeniden emisyon veya öldükten sonra üret gibi seçenekler hep var. Burada da aynısı geçerli. Şimdi nereden bağlamamız gerektiğini göstereceğim size bunu. Şimdi eni sonu biz ne yapıyoruz? Update ediyoruz particle'ı. Update'in içine yeni bir eleman koyabiliriz. Bunun ismi de arkadaşlar Trigger Event on Die. Trigger Event on Die particle öldüğünde çağrılan bir fonksiyon oluyor. Çünkü biz öldükten sonra yeni particle'lar üretmek istiyoruz. Buradan da şu event seçeneğinden bir tane çıkarıyoruz ve yapabileceğimiz tek bir event var. O da GPU event. Aklınızda olsun. Shader graph ve VFX graph GPU kullanıyor. CPU kullanacağını. Daha yani optimize çalışan bir durum söz konusu. Bir GPU event yapıyorum ve bu GPU event bir spawn event aslında. Yani spawner. Çıktığım zaman aşağıya initialize particle diyebiliyorum bak. Benim bu initialize particle'ım hatırlayın burada da var. Bir spawner'ım var. Bir initialize'ım var artık. Dolayısıyla bundan sonra initialize edilecek. Biraz arttırayım buradaki kapasitemi. 256 tane olabilsin. Çiçekten bahsediyorum. Çiçek partikallarından. Etrafa yayılacak bunlar. Şu an daha çiçek partikallarımız yok. Şimdi buraya bir lifetime elemanı ekleyeceğim. Initialization. Random lifetime elemanımız var. Set lifetime random. Yani aynı şekilde düşünün. Gene bu doğacak. Nerede doğacak? Ana particle patladığında doğacak. Ve yaşamaya başlayacak. Ne kadar yaşasın? 1,5 saniye ile 2 saniye arasında yaşasın. Şuradan yaklaşayım biraz. Okay. Ve benzer şekilde bir de bunun hızını da belirleyelim. Set velocity bir random hız belirleyelim. Ne kadar olsun? Her tarafa saçılabilir olduğu için -1'lerden veya -2'lerden de gidebiliriz. Şimdilik -1'lerden gideyim. +1'lere doğru. Metre
hep aklınızda olsun arkadaşlar, bilmiyorsanız Unity'de kullandığınız üniteler ve özellikle ölçüler, ölçtüğünüz üniteler hep metre cinsindendir. Dolayısıyla bir metre veya eksi bir metre diye bakmanız lazım bu tarafa. Dolayısıyla ben oluşturduğum particle'ı eksi bire bire doğru herhangi bir yere doğru göndereyim istiyorum. Hakikaten de zaten ne oluyor açıldığında? Etrafa dağılıyor parçalar. O şekilde bir görüntü olsun istiyorum. Yani. Tabii ki bir de neye ihtiyacım var? Bir de output'a ihtiyacım var ama tabii bir de update particle'a ihtiyacım var. Buradan sonra bir update particle'ım var. Hatırlayalım yine bir öncekini. Şunun aynısını yapıyoruz neredeyse. Ne yaptık? Initialize particle, initialize particle, update particle, update particle. Bir de ne yapacağız tabii? Output particle yapacağız. Çizilebilmesi için yani. Geldim. Output particle. Bu da quad olsun. Öbürünü göremedik çünkü. Bakın çalışmaya başladı bile. Yeri sadece problem. Aşağıda çalışmaya başladı. Yani yukarıdakiler öldüğü gibi aşağıda çalışmaya başlıyor. Bu tabii bir sıkıntı. Biz böyle bir şey olmasını istemiyoruz. Pozisyonunu değiştirmemiz lazım dolayısıyla. Yanlış pozisyonda çalışıyor yani. Şurada çalışıyor şu an bak. Şu an burada çalışıyor. Benim bunu tekrar pozisyonlamam lazım. Nerede? Yukarılara doğru. Bunların parçalandığı yerlerde, patladığı yerlerde, üsttekilerin. Şunların patladığı yerlere çekmem lazım dolayısıyla. Mantıklı olması için. Şu an bir pozisyonlayıcım yok burada. Dolayısıyla ne yapmam lazım benim? Pozisyonumu bir yerlerden almam lazım. Çok güzel bir fonksiyon var. Inherit source position diye. Buna tıklayacağım. Inherit source position. Bakalım yanlış yere mi koydum? Bir saniye. Yok, doğru yere koydum. Şimdi bakın bunlar patlayınca etrafa doğru gitmeye başladılar. Ama tabii biraz baktığınız zaman daha çok az. Sayıları çok az bunların. Yani patlıyorlar ama çok az dağılıyorlar etrafa. Belki biraz sayısını arttırmamız lazım. Şimdi devam edelim. Bir tane daha buraya float üreteceğim. Hız. Çiçeğimin hızı. Ne kadar açılacak hız? Bir tane float üretiyorum. Ve diyorum ki buna da flower speed. Bu da 5 metre saniye olsun. Biraz büyütelim şunu. Göremiyoruz çünkü. 5 olsun. Yani biraz daha hızlı bir şekilde dağılsın. Bunu da tabii benim particle'ımın içine multiply etmem lazım. Hız elemanı olarak ekleyeceğim bunu yani. Ve bu initialize particle'ı belki biraz daha arttırabilirim. Mesela 1500 yapayım. Kapasitemi yani. 1500 tane oluşmayacak tabii ama daha fazla oluşabilmesini sağlayacağım dolayısıyla. Inherit position artı şimdi bir de multiply velocity diyeceğim. Neden? Çünkü biraz önce yaptığımız gibi bir velocity tanımladık burada. Flower speed. Ne oluyor patlayınca? Bir anda etrafa saçılıyor. Hızlı bir şekilde. Yani havai bir şey düşünün. Gidiyor gidiyor gidiyor. Biraz yavaşlıyor yavaşlıyor sonra pf diye patlıyor etrafa. O yüzden burada biraz daha fazla hız vermem lazım bu partiküllere. Şimdi bu hıza eklediğimde bir bakalım neler oluyor. Biraz daha hızlanma. Belki biraz daha verebiliriz. 15. Çok mu olur 15?
Şimdi her tarafa doğru dağılmaya başladı. Bu muhtemelen çok fazla oldu. O yüzden 5 vermek daha mantıklı. 5 metreye kadar dağılacağını en azından biliyorum. Neden? Çünkü bu da zaten 1,5 saniye, yani 5 metreden fazla 10 metreye kadar gidebilir. 1,5 saniye ile 2 saniye arasında bir hayatı var bunun şu an. 5 ile 2'yi çarparsanız ne olur? 10 metreye kadar maksimum hareket edebilir yani patlamada. Şimdi ana trigger'ımda da işin güzel tarafı geliyor. Ana trigger'ımda ben bir tane particle üretiyorum her bir particle için. Buradan zaten anlıyorsunuz. Çıkıyor, sonra yön değiştiriyor. Aslında yön değiştirmiyor. Yenisi oluşuyor. O yön değiştiriyor. Burada şimdi count'u 5 yapayım. Bakın biraz daha fazla şeyler oluşmaya başladı etrafa doğru. Biraz daha fazla yapayım. Mesela 20 yapayım. Şunu biraz azaltabiliriz belki. 4. 200 yapayım. Bakın artık iyice bir şeye benzemeye başladı. Şuradan bakalım hatta. Buna bir de renk verirsek daha iyi olacak. Daha mantıklı bir görüntü olacak. Şu line'a bakacağım. Set position sequential. Tamam. Z'de yerini değiştirsek biraz daha mantıklı olabilir mi acaba? Ya da Z'de değil. Biz gene X'de değiştirelim ama 10 yapalım bunu. X'i 10 ve 10 yapalım. Compile. Okay. Buna bir renk de verirsek biraz daha anlaşılır bir şey olacak. Veya şu şuradan şöyle bir şey yapayım. Ne o? Büyüteyim game view'umu. Şunu save ediyorum. Maximize on play. Bir play diyelim bakalım. Nasıl bir görüntümüz var onu görelim. Çok fazla dağılıyor gibi duruyor. Dolayısıyla bunu biraz azaltabiliriz. Bu kadar dağılması belki çok mantıklı olmayabilir. Yaşam süresini kısaltacağım biraz patlamaların. Hatırlayalım, o da burada. 1 saniye ile 1,3 saniye arası yapalım. Tekrar bir deneyelim bakalım nasıl oluyor. Evet. Pek de fena değil. Yükseliyor, patlıyor, etrafa dağılıyor gibi gibi. Hiç fena değil. Biraz renklerini tabii değiştirebiliriz. Şu an çünkü tek renk, bembeyaz bir renk patlıyor. Biraz renklerini değiştirebiliriz. Şimdi ona bir bakalım. Burada bir default particle'ımız var. Aslında ürettiği şeyi buradan görebiliyorum ben. Bir particle texture'ım var burada. Dolayısıyla ben bu particle texture'ı aslında değiştirebilirim. Bu particle texture üretilmiş oluyor her seferinde. Bunu değiştirirsem eğer bu particle texture'ı, görsellediğim şey de tamamen değişecek. Şimdi ne yapacağım ben? Particle texture nerede kullandık?
burada kullandık. Default particle. Bir 2D input texture alpha olan bir particle. Mesela bir tane particle bulalım. Belki de mesela bunu bir deneyelim bakalım. Spheral deneyince ne olacak? Patlama efektinde kullandığımız şey bir yuvarlak şu an. Yuvarlak bir ürün patlıyor. Particle değil artık mesela. Yani bazı şeyleri de mesela sparkle yaparsak ne olur ona bakalım. Main texture'ımı değiştireceğim yani. Sparkle. Burada gördüğünüz gibi hani içine koyduğumuz şeyle değiştirebiliyoruz tamamen göstereceğimiz çıktıyı. Light sprite, sprite light. Again. Dolayısıyla mesela şöyle yapalım. Mesela sphere atmaya devam etsin ama sphere'in içeriğini değiştirelim. Şu an sphere'in içeriğini değiştirtmiyor bana. Bir renk verebilirsek çok sevineceğim ama bakıyorum. Şuradan. Set color dersek eğer. Şuradan mesela rengini değiştirebiliriz. Ve mesela farklı renkte bir çıktı vermeye başladık. Patlama efektimiz başka bir renk oluyor. Gibi gibi. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi başlangıç için VFX Craft'te havai şeklere benzer efektleri nasıl yaparız kısmı bu şekilde anlatmak istediğim bunlardı. Teşekkür ederim hepiniz geldiğiniz için. Bu arada bir özür dilemek istiyorum. Dün çünkü benim yüzümden bir anlaşmazlık oldu. Yanlış bir saatte gelmeye çalıştım. Halbuki Türkiye ile Azerbaycan arasında bir saat fark olduğunu tamamen unutmuşum. O yüzden özür dilerim. Buna istinaden de bugün bizimle beraber olan bir arkadaşımıza Unity Certified Associate eğitimi hediye edeceğiz. Bu eğitim internet üzerinde olan bir eğitim. Bir kod göndereceğiz o arkadaşa. Nasıl kullanacağınızı da anlatacağım ben. Fidan istersen çekilişimizi sen yap. Çünkü liste sen. Ben çok sağ ol diyorum sana bugün için. Oldukça meraklıydı. Ben hemşe değilim bütün eventler aparandaki. Ben teknik bir insan değilim. Teknik bacarıklarım yoktu. Hatta bileyim de yoktu. Ancak diyorsan ben artık bunu öğrenmeye başlayacağım. Çünkü çok meraklı gelirdi her şey benim için. İstersen ise artık suallar hissesine geçeyim. Ben kameranı ona göre açmıyorum ki suallarda bence senin göstermeli olduğun nesi olacak. Ona göre hele de ekran sende kalsın. Tamam. Okay. Sana çoklu salamlar yazıblar. Birçok dostumuz seni salamlayır. Hamınızı ben de salamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben suallara başlayacağım şimdi. Unity'de haritanı nasıl döngüye sokabilirim? Unity'de neyi? Haritana. Haritayı nasıl döngüye sokabilirim? Evet. Haritayı acaba ne yapmak istiyor haritayla? Döngüye sokmak istemekten kastı ne? Yani döndürmek mi istiyor haritayı? Bence öyle söyle. Arkadaş Hamide Türk galiba. Öyle mi? Aha. Döndürmek istiyorsa eğer herhangi bir game object'i şöyle döndürebiliriz. Ben şuradan göstereyim hemen. Bir tane objemiz var. Diyelim ki üreteyim şuradan. Küp. Bir tane küp üreteyim. Şuradan da görelim küpümüzü. Küpümüz burada. Bir şeyi döndürmek için, çevirmek için burada bizim rotation diye bir transformumuz var. Bu transformu bakın döndürdükçe ben açısal olarak dönmeye başlıyor. Bunu programlarsanız ve derseniz ki mesela
basitçe. Şuradan bir tane script yazayım 2 saniye. Turn. Bu script'i açayım şuradan. Bu turn script'inin içine rotasyonu zaman içinde değiştir yazarsak eğer, şimdi biraz uzun sürecek ama anlatayım en azından. Rotasyonu döndür dersek zaman içinde o sürekli dönecektir. Dolayısıyla dünya da olsa, herhangi bir şey de olsa rotation elementiyle bir şeyi döndürebiliriz. Başka soru var mı Fidan? Bir sürü soru. Oya geldim. Unity'de bunu bilirim. Söhbet senin hazırlığına gelir. Benim internetim çok iyi değil galiba. O yüzden sesin gidip geliyor. Yazabilir misin acaba? Sesin geldi mi? Şeyden, bana chat'ten yazabilir misin? Şuradan ben de açayım. Okey, okey. Şuraya koyayım chat'i de. Yazdım. Dört. Unity'de buna nasıl dahil olabilirim? Neye dahil olmak istiyor acaba arkadaş? Evet. Hard'dan dahil olabilirim. Buna nereden dahil olabilirim? Bence bu hazırda senin istediğin hisseden söhbet gelir. Discord'u diyor. Okey. Tamam. Zaten Fidan Discord'u paylaşacak hepinizle. Discord'un linkini ben paylaşmışım. Orada başta tuzdurmuşum böyle. Oradan dahil olabilirsiniz. Onda bir problem yoktu. Okay. Nöbetli suala geçirem. Visual Effect'in Asset Store'da tam adı nedir? Asset Store şurada. Asset Store'da değil arkadaşlar. Package Manager'da. Şurada Package Manager var. Package Manager'da Visual Effects Graph. Şurayı şöyle seçeyim. Packages'a tıkladığımız zaman Unity Registry yazacak. Ya da All Assets yazacak. Buna tıkladığınızda buraya Visual yazarsanız zaten 3 tane şey geliyor. Visual Effect Graph. Bizim indirmemiz gereken paket. Nöbeti sual. Burada yarattığımız efekti 3D oyunumuza nece elave edebiliriz? Burada yarattığımız efekt, şurada eklediğimiz Visual Effects ile eklediğimiz bir tane komponentimize böyle tut çek bırak yöntemiyle eklediğimiz gibi zaten oyunumuzun aslında içine eklenmiş oluyor. Bakın play'e bastığım zaman ben şu an zaten oyunun içindeyiz. Şu an oyunun içindeyiz ve gördüğünüz gibi havai fişeklerimiz patlıyor oyunda. Bu şekilde zaten ekliyoruz yani. Efekt. buyur. Efekti ürettik. Nerede ürettik? Burada. Yani Window, Visual Effects, Visual Effect grafı açtık. Burada Game Tech diye bir efekt ürettik. Hatırlayın. Efektim burada. Bu efekti sakladığımız yer burada assets'imin altında Game Tech diye bir efektim var bakın. İçinde de shader'lar var bunun. Şunları görüyorsunuz. Shader bunlar. Bunu isterseniz başka projelerde kullanabilirsiniz. Yani sizin efektlerinizin olduğu bir kütüphane olabilir. Başka yerlerde kullanmak isterseniz şöyle yaparsınız. Tıklayıp buna Asset Export Package deyip buradan bu VFX'i export edebilirsiniz. Dersiniz ki Fireworks Save. Şurada bir tane Unity package oluşturuyor bu. Bu package'ı başka bir projeye import ederseniz eğer burada ürettiğiniz VFX'i başka projelerde de kullanabilirsiniz. Şuradan göstereyim. Import New Asset deyip buradan seçerseniz eğer ki bunu seçemiyorum ben çünkü zaten var. Ama başka proje olsaydı indirebilirdim. Bu şekilde kullanabiliriz. Nöbeti suala geçeyim. Efendim Fidan?
Sıradaki soruyu sorayım mı? Tabii, 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 tabii. Efekti büyüte veya küçükleştirebiliriz. Evet, efektimizi boyutunu değiştirebiliriz tabii ki. Efektimizin boyutunu bakın buradan, şuradan lifetime position şuraya size get attribute değil tabii. Set size bir saniye size set setlerden biri olacak. Set burada da değil. Burada mı? Biraz mı? Set neden gelmiyorsun? Set. Allah Allah. Position, set, position. Burada set size'ımızın olması lazım. Bir saniye. Yapabiliyoruz. Hemen iki saniye bakacağım. X set size. Şöyle bir basitçe gidecek olursak. Bir kere en basitinden burada efekti görüp bu en basit hali. Tamamının boyutunu değiştirebiliriz. Nasıl? Burada scale'a geldik. Mesela 2, 2, 2 yaptık. Boyutu iki katına çıktı her şeyin. İki kat büyüdü her şey. Bu en basit haliyle. Ama daha derin de göstereceğim. Ona bakıyorum. What output set size over life. Evet. Output'ta olması lazımdı zaten. Şimdi şuradan bakacak olursak. Şuradan. Set. Niye gelmiyor? Size over life. Normalde burada gelmesi lazım ama bakıyorum. Belki değiştirmişlerdir ismini diye bakıyorum ama normalde burada set size over life veya set size diye bir eklenti yapabilmemiz gerekiyor. O eklentiyle de boyutunu değiştiriyoruz. Şu an nedense bulamıyor. Normalde burada yapılıyor ama. Quad yani output particle'da size değiştirebiliyoruz normalde burada. Onu söyleyeyim. Diğer soruyu alabiliriz Fidan. Sesim geliyor mu? Fidan, sesim geliyor mu? Fidan düşmüş. Tamam. Bekleyelim. Eklentiyle de boyutunu değiştiriyoruz. Şu an nedense bulamıyorum. Ben sesini kısayım. Evet, ben de okuyabilirim buradan soruları galiba. Evet. Tamam. Sesini kısabiliyor muyum? Bir saniye arkadaşlar. Tamam, süper. Bunun sesini kıstım. Şimdi cevaplamaya devam edeyim. Visual Effect Graph dedik. Blackboard harfen ekleyerek. Evet. Blackboard'u kullandık arkadaşlar. GPU event ne işe yaradı? Amin. Sen demişsin. Ben bir hemen Fidan'a yazıyorum. Değil. Ben hepsini okuyorum. Elektriği kesilmiş. Şimdi. Ben sorularınızı cevaplamaya devam edeceğim. Bu arada ben geldim. Geldi mi Fidan? Tamam. Özür dilerim. Görüyorum. Şeyden okuyabiliyorum ben soruları. Facebook'tan. Okey. Anlamadığın yerde bana söylersen tamam. Mi söylerim? Olur olur. GPU event ne işe yaradı demiş. Amin. Şöyle ki GPU event ne işe yarıyor? GPU event aslında başka bir eventimiz yok zaten.
virtual diyorum. Visual Effect Graph'ın yaptığı üretim hep grafik prosesörde oluyor. GPU event olmasının aslında nedeni o. Dolayısıyla bir event oluşturduğumda oluşturabileceğim tek bir event var, o da GPU event. Yani bu bir bilgi olsun diye konulmuş bir şey aslında oraya. Yani bir particle'ın üretilebileceği event GPU event. Başka hiçbir şekilde üretemezsiniz. Ali zaten cevap vermiş gibi ama olsun, ben yine de anlatayım dedim. Efekti nece büyüttük veya küçültebilirik? Bu soruyu ben sormuştum sana. Aynen, şimdi sordun. Aynen. İstersen sorulara ben devam edebilirim. Tabii. Okey. Sıradaki soru. Bazen objeye kodu atamadığımız zaman class name don't match with file name error çıkıyor. Ama adlar aynı. Bu zaman ne yapmak lazım? Aslında bir tane örnek görsem çok daha iyi olur. Ne için uğraştığını görmemiz lazım arkadaşım. Yani orada şeyi görebilsek, nasıl diyeyim? Bir tane şöyle yapabiliriz. Bu soru mesela, bu bir ders dışında ya biraz. Bana eğer ekran görüntüsü atarlarsa veya Discord'dan bana ulaşırlarsa, ben onların ekranına bağlanıp şey yapabilirim, görebilirim yani ne olduğunu. Okay, o zaman Discord kanalının linkini ben paylaşmışam aşağıda uşaqlar. Oradan da olup Tolga'nın özünə əlaqə saxlayıb soruşabilirsiniz. Daha detallı orada sizə izah edəcək. Daha sonra salam. Əgər bir game objekti set active false və ya true ediriksə, bunu oyunun yaddaşında necə save edə bilərik? Məsələn player.prefs filan player.prefs falan metodlarından hansı yaraya bilər, işə yaraya bilər? Tamam. Şu, herhalde objeyi açıp kapatmaktan bahsediyor. Bunu bir event'e bağlamamız lazım. Nasıl? Bir şey olduğu zaman, atıyorum mesela bir sayı sayıyorsun. 1, 2, 3, 4 diyorsun ki 10 olduğu zaman açılsın veya 10 olduğu zaman kapansın. Böyle bir şeye bağlayabilirsin mesela. Veya başka bir şey de olabilir. Diyebilirsin ki mouse'un sol tuşuna tıkladığımda açılsın. Bunlara da yapabilirsin. Burada bir önerim olacak. Biraz yüksek bir şey, eğitim ama UniRx diye bir şeyi var, eklentisi var Unity'nin. Yazayım istersen hatta şuraya. UniRx. Chat'e yazdım şu an arkadaşlar. UniRx ile bu tarz böyle eventleri kontrol edebilmemizi sağlayan bir arayüzü var UniRx'in. Öğrenmesi çok kolay değil ama çok işinize yarar. Böyle durumlarda işte şuna bastım, bu açıldı, buna bastım, şu kapandı gibi şeyleri çok rahat programlayabilirsiniz. Okay. Multiplayer oyun hazırlamak için bize ne lazım? Sualını okay. Okursanız sevinirim, okudum. Tabii. Multiplayer oyun için bir kere bir multiplayer API gerekiyor. Multiplayer API'larımız var. Ne var? Unity'nin kendisine ait olan multiplay var. Şeye gidecek olursanız eğer, internet sitesine, şuradan göstereyim. Unity'nin. Unity Multiplay. Bu Unity Multiplay ile multiplayer servis açabiliyoruz. Multiplayer servis. Yani ne yapabiliriz? Bunu doğrudan kullanabiliriz. Şunu bir kapatayım, özür dilerim. Ne yapabiliriz? İşte multiplayer özellikleri kullanabiliriz. Neler kullanıyor? Kimler kullanıyor bunu? Mesela multiplayer'i League of Legends, Riot Games kullanıyor. Başka oyunlar kullanıyor. Bu biraz daha tabii eğer şey kullanacaksanız, Unity'nin kendisini kullanacaksanız veya başka bir tane göstereyim. Photon Network. Photon Network, Photon Engine en çok kullanılan networking API'lerinden biri ve epey uygun fiyatlı diye hatırlıyorum. Yani mesela free'si bedava zaten. Plus'ı da $100 civarındaymış. Yani
Bu ne yapar? İşte tabii burada şey ödemeniz gerekiyor. Belirli bir süre sonra cloud'a koyacaksanız bunu, ki koymanız lazım. Bandwidth'inize göre para ödemeniz gerekecek bir süre sonra. Ama tabii ki oyununuz o kadar kullanılıyorsa zaten ödersiniz. Çünkü para kazanacaksınız. Bu ikisi mesela iyi başlangıç, ama Photon'la başlamanızı tavsiye ederim. Sıradaki soru, efekti save edip daha sonra istediğimiz Unity file'ına ilave edebiliyor muyuz? Aynen, bunu gösterdim zaten. Nasıl yapıyorduk? Basıyoruz. Ondan söylüyoruz ki Assets, Export Package. Oradan diğerine import edebiliyoruz. Bu şekilde yapabiliriz. Biz daha sonraki soru böyle. Biz bir şey ilave ettikten sonra daha sonra her şeyi update etmek gerekiyor mu? Biz bir şey iade ettikten sonra, iadeden kastı acaba İade yok, ilave. ilave, ha okey. Şey mi? Bu VFX'e mi? Aha. Compile etmek, evet, mantıklı. Yani kimi zaman burası düzgün çalışmıyor. Arada sırada compile edin. Bir de save etmeyi unutmayın. Ben save etmemişim mesela. Bunun, yani evet. Öneririm. Veri kaybınız olmaz. Evet. En azından. Şurada zaten yıldız işareti vardı. Ben save'e basmadan önce save ettim. O yıldız işareti gitti. Ben sorulara yeniliyorum ama cevaplamadığımız birini göremiyorum. Tamam. Okey, bir soru daha var. Görüntünün böyle olması için kameranın yerini mi değişmemiz lazım? Yani uzaktan böyle efekti etmek için ne yapmak lazım? Aynen öyle. Sonra Ben de Azerbaycan yerini dilinde. değiştirdim. Soru Azerbaycan dilinde, sual Azerbaycan dilinde yazılıp sonra ben onu fikir aşıram Türk dilinde. Bu sözü nerede ona göre çarşıram, özür isterim. Yani şey, evet, bu tamamen kameranın yeriyle alakalı. Ben bu kameranın yerini ayarladım ki böyle görebileyim burada. Şurada büyüteyim hatta şunu, çalıştırayım. Kameranın yerini değiştirdiğim için böyle görüyorum. Yoksa başka türlü görebilirdim. Bir de ha şey, belki şunu merak ediyordur arkadaş. Arka plan masmavi ya. Neden belki masmavi olduğunu düşünüyordur. Tekrar onu göstereyim. Kameraya gittiğimiz zaman, main kameraya, tek bilgisayarım kendine gelsin. Main kameraya gittiğimiz zaman arkadaşlar, kameranın altında bakın environment diye bir kısım var. Normalde kamera üretildiği zaman background type'ımız Skybox'tır. Bir de bu var. Yani bunu da soruyor olabilir arkadaş. O yüzden gösteriyorum. Ben şunu yaptım. Ben bunu solid color'a aldım ki arka planım yok olsun diye. Bir tek renk oldu aslında arka planım. Hatta planım şeydi, bunu simsiyah yapmaktı ki daha da iyi algılayabilelim diye olan biteni. Bu yani yaptığım şey aslında. Belki de bunu soruyordu yani. Başka soru var mı? Bir daha. Var bir sürü soru var. Sorular bitmiyor. Unity'nin kendi içinde yeni efekt yaratmak için daha basit bir platform var mı? Var. Yani daha, ama daha çok daha basit değil maalesef ya. Bir sistemimiz daha var. O da Particle Systems diye geçiyor. Onu da şöyle üretiyoruz. Sağ tuş. Effects. Particle System. Ama bakın, bakın bu da çok kolay değil. Burada da epey bir değişken var. Şimdi şuradan göstereyim bir tane. Şimdi şu taraf bizim VFX'imiz. Ben bunu bir kapatayım. Bu da Particle System'ımız. Bu arada daha önce bunun tersini yaptık Türkçe olarak. Kayıtı var. Ona da şey, bizim Discord'dan bakabilirsiniz. Burada mesela neler yapabiliyoruz? Rengini değiştirebiliriz Particle System'ın. Ondan sonra zaman içindeki hızını değiştirebiliriz. X'e doğru daha hızlı olsun, işte yok Y'ye doğru daha hızlı olsun. Benzer şeyler bakın. Force over lifetime. Mesela color over lifetime dersem şöyle bir şey yapabilirim. Buradan göstereyim. Nerede bu ya? Heh, şurada. Gradient çıkıyor bir tane. Color over lifetime dersem şöyle yaklaşayım. Mesela şunu yapabiliyorum. Buraya gradientlerimi koyuyorum, tamam mı? Sonra geliyorum buradan.
renklerimi değiştireceğim. Bak şimdi. Burası kırmızı. Tamam mı? Beyazdan kırmızıya döndüm. Kırmızıdan siyaha döndüm. Siyahtan sarıya döndüm. Gibi gibi. Buradan bir tane daha renk koyalım. Sarıdan da mesela pembeye dönelim. Şimdi şuna bakacak olursak, Color Over Lifetime'a şimdi. Bu particle'lar belirli bir renkten başlayıp renk değiştirerek hayatlarına devam ediyorlar. Şunun duration'ını da arttıralım hatta. Bu da particle üretmenizi sağlıyor. Bu da particle üretiyor. Öbürü de particle üretiyor. Ama Visual Effects Graph çok daha yetenekli. Çok daha fazla şey yapabilirsiniz. Burada yani evet biraz daha basit galiba particle effects. Bu da GPU kullanıyor. Başka ne yapabiliriz? Gene burada da sub-emitter'lar var. Bir şeyden başka bir şey üret. Yaptık ya. Patlıyor. Bir daha üretmiş oluyoruz. Bunları da yapabilirsiniz. Başka bir particle system üretsin diyebilirsiniz. Falan falan. Bunların hepsini anlattığım bir tane dersimiz var. O dersi Discord'dan izleyebilirsiniz. Çünkü kaydını aldık daha önce. Bu da olasılıklardan biri ama. Diğer soruyu alabiliriz bir daha. Ben fikirleştirdim ki orada yazılan soruların ekser bir hissesini cevaplandırmışım. Tamam. Benim görmediğim eğer bir sual kalıpsa Discord kanalının linkini orada paylaşmışam reylerde. En üstte de pinlemişim. Oradan alaka saxlayabilirsiniz Tolga'nın özüyle. Cevaplayacağından eminim. Hem de Discord kanalına koşulmak sizin için ona göre ehemmiyetlidir ki siz Türkiye Unity community'sinden networking edebilirsiniz, tanış olabilirsiniz, suallarınız olan da orada yazabilirsiniz. Daha böyle bir cemiyet siz kurursunuz orada. Bu sizin için çok ehemmiyetlidir. Ben önerim ki. Tolgay bugün için çok sağ ol, çok eziyet çektin. Çok güzel idi benim için böyle maraklı geçti. Çok teşekkürler. Bizi burada konuk ettiğin için çok teşekkür ederiz Fidan. Benim için çok hoş oldu. Nöbeti tedbirlerde o zaman görüşürüz. Çok sağ ol. Tamamdır. Şeyi söyleyecektim. Çekiliş sen kendin yapacaksın herhalde. Bana iletirsin kazanan kişiyi. Mutlaka. Herhalde pazartesi ben yapıp sana da bildireceğim. Tamam. Tamamdır oldu. Tamamdır. Görüşürüz. Teşekkürler. Herkese görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.